Şimdi hadi o zaman hazırsanız başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için bugün deneme çözmeye, size bir şeyler öğretmeye arkadaşlar. Tabii canım uyku düzeni düzeliyor. Şimdi sabah yeride kimse paragraf okuyamaz normalde veya 8 okuyamaz. Bu sizi o moda sokacaktır. Mesela belli bir süre sonra denemeden sonra deneme çözün arkadaşlar. Hani genel deneme çözün. Oldu mu? İyi olur. Evet. Telegram adresim Instagram profilinde var arkadaşlar. Story'de etiketlemiştim. Orada da var. Evet. O zaman yorumları kapatayım başlayalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sabah sabah kalemi bulamadım. Evet. Şimdi gençler yorumu kapatıyorum. Tekrar açacağım. Yine tarih öğretmeni Ahmet Bey. Çok gizemli birisi öğrencilerinden Avrupa kıtasında hakimiyet kuran Türk devletlerinin adlarını söylemeden istemiş. Öğrenciler ise şu cevapları vermiştir. Yavuz, Tomlis, Aybüke, Kanuni, Fatih. Bu öğrencilerden hangisi doğru cevabı vermiştir? Sizden neyi istiyor burada? Avrupa kıtası. Şöyle bakın arkadaşlar. Bak bak bak. Yani tam doğru olacak. Bir tane çürük bile cevap olmayacak. Sorunun mantığı bu. Hadi buyurun. Aynen, Sezen. Evet gençler soruyu gördük değil mi? Yani burada Asya'da ve Avrupa'da kurulanlar sorusu var. Bu soruları şöyle çözeceğiz. Bu soruları şöyle çözeceğiz. Bende kal. Evet sorumuzun cevabı Ceyhan. Rahmetli AYBÜK öğretmen. Arkadaşlar Asya'da kurulan ise Türkçe isimler. Göktürk, Kırgız, Karluk, Türgüş. Anlatabildim mi? Uygur. Türkçe isimler varsa Asya. Macar, Bulgar, Kuman. Macar, Bulgar, Kuman yani Kıpçak derse yabancı isimler genelde Avrupa. Size bir şifre öğreteyim. Hopsa, Hopsa, Hun, Hazar, Hun, Hazar, Oğuz, Peçenek, Sibir, Avar. Hem Asya'da hem Avrupa'da görülmüştür. Soruda Hopsa diyorsam hem Asya hem Avrupa. Bir daha aşk ile şevk ile. Hun, Hazar, Oğuz, Peçenek, Sibir, Avar. Hopsa diyorsa arkadaşlar hem Asya hem Avrupa. Tamam Bu dediklerimi unutmayın. Evet, isim Türkçe ise Orta Asya, isim yabancı ise genelde Avrupa. Hopsa dersem arkadaşlar, evet. Hopsa dersem cevap neymiş değerli arkadaşlar? Hem Asya hem Avrupa. Hadi devam edelim. Yorumları kapattım. Soru aslında kolay bir soru ama ilk başta zor gibi gelebilir. Mısır'da Türk usulü yaptırılan ilk cami olarak bilinen Aynı zamanda minare geleneği burada başlatan mimari eser hangisidir? Arkadaşlar ÖSYM bunu farklı formatta sordu. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir diye sordu. Değil mi? Cevap Tolunoğulları'ydı. E burada da Tolunoğlu Camii çok gizemli bir cami. Tolunoğlu Ahmet Camii gibi düşünün. O yüzden cevap ne olacak arkadaşlar? Adana. Okey. Tolunoğlu Camii. Evet. Gel 3'e. 11. yüzyılda Anadolu'yu yurt edinen Türkler burada kurdukları devletleri daha çok kurucuların veya bölgenin adıyla almışlardır. Bu duruma hangileri örnek gösterebilir? Bunları biraz ben çözeyim, hızlandıralım. Saltuklar, çok gizemli birisi Saltuk Bey. Artuklar, acaba kim? Artuk Bey. Çaka Beyliği, acaba kim? Çaka Beyliği. Cevap ne olacak arkadaşlar? Edirne olacak. Bugün elimizde olan Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ilgili bilgi veren kaynaklardan en eskisi hangisidir? Arkadaşlar kuruluş dönemiyle ilgili zor bir soru bu. Evet kuruluş dönemiyle ilgili bir zor bir soru. Burada cevap nedir? İskendername arkadaşlar. Ahmedi'nin eseridir bu. İskendername bununla ilgili bilgi verir. Hünername, Surname arkadaşlar bunlar minyatür eserleridir. Danışmentname danışmentlere aittir. Babürname, Babur Şah'ın eseridir. Olur mu? Yani şıklardan de çıkarabilirdiniz. Cevap dana hızlanalım. Evet bu dönemenin zor sorulanan birisi bu. Öğretmek için yazdım. Fatih Sultan Mehmet döneminde hangileri inşa edilmiştir? Yorumları açıyorum söz sizde. Yorumları açıyorum söz sizde arkadaşlar. Evet. Evet gençler biraz zor gelmiş olabilir. Çözelim beraber. Zaten sahne semanı bilmeyen de yollarımı ayırır arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Sahne semanı bilmeyen de yollarımı ayırırım. Muhabbeti keserim. Süleymaniye. Kanuni Sultan Süleyman. Değil mi? Şimdi iki. Hocam tetim beni. Gençler tetim be şu. Sahne semana zemin hazırlayan küçük medreseler. Tamam mı? Fatih döneminde sahne semana zemin hazırlayan küçük medresenin adı neymiş? Tetimme. Tamam tepinme bak. Tetimme. Okey. O yüzden sahne semanı bildiniz. Değil mi? Sahne semanı bildiniz. Tetim meydanı arkadaşlar. Süleymaniye kimin zamanında yavrularım? Kimin zamanında? Kanuni Sultan Süleyman. Peki Fatih döneminde İstanbul medresesine görev yapan kişi. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul medresesine görev yapan. Ayasofya'da görev yapan Bilim insanı kim? Hadi bu soruyu cevapla arkadaşım. Hadi bu soruyu cevapla. Fatih döneminde medreselerde görev yapan, Ayasofya'da görev yapan bilim insanı kim? Evet. Ali Kuşçu sorusuna hazırlıklı olun tamam mı? Arkadaşlar, Ali Kuşçu sorusuna hazırlıklı olun. Evet, hadi o zaman devam edelim. Ben şu sayfalarımı çevireyim. Haydi bismillah. Yorumları kapattım gençler. Şunları ben çözeyim. Hattatların kıblesi adını alan, o zamanki İslam dünyasındaki bütün hattatların üstadı olan yazı sanat ustası hangisidir? Arkadaşlar, eğer dini bütün birisi ise hattattır. Bu sözümü unutmayın. Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Mustafa Rakım Efendi Oldu mu? Böyle şey, hafız gibi kelimeler varsa genelde hattat olur. Bu formül tutar çocuklar. Amasyalı Şeyh Hamdullah hattatların kıblesidir. Ama ilk hattatımız dersek Amasya e, e, şey, Amasyalı Yakut. Oldu mu? Amasyalı Yakut. Amasyalı Şeyh Hamdullah da sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. Burada hangi karakter önemli? Ebu Suud Efendi. Kanuni döneminde en uzun süre Şeyhülislamlık yapan kişidir. Evet, bizim öğrencilerimiz Avrupa tarihi pek çalışmıyor ama bir tane sorduk. ÖSYM 8-10 yılda bir Avrupa tarihi sorabiliyor arkadaşlar. Bunu ben çözeyim. 15. yüzyılın ortalığından 16. yüzyılın sonlarına kadar süren coğrafi keşifler hangisinin yaşanmasını ortam hazırlamıştır? Yeni ticaret yollarının ortaya çıkması, dünyanın jeopolitik ve ekonomik dengesinin değişmesi, dünyayı eski yeni dünya olmak üzere ikiye ayırması. Arkadaşlar coğrafi keşifler sonucunda yeni yollar çıktı, yeni yollar ortaya çıktı Akdeniz önem kaybetti. Atlas önem kazandı. Avrupa'da altın gümüş bulundu. Tabi yeni dünya eski dünya gelişen gelişmeyen şeklinde oldu. Peki ben size buradan bir soru soracağım. Buradan bir soru soracağım. Yorumları açtım. Cevap 1-2-3 bu arada. Tamam mı? Peki şu soruya hazırlıklı olalım. Coğrafi keşiflerle beraber Avrupa'da önem arz eden Osmanlı'ya da zarar veren ekonomik anlayış coğrafi keşiflerle beraber Avrupa'da önem kazanan Osmanlı'ya da arkadaşlar zarar veren ekonomik anlayış. Hadi bakalım. Evet sorumuz cevabı Edirne'ydi. Ben başka bir şey sordum. Coğrafi keşiflerle beraber önem kazanan Osmanlı'ya da ekonomik yönden zarar veren ekonomik anlayış. Evet cevapları okuyorum şimdi. Tuğba iyi salladın valla. Beni çok şaşırttın. <laughs> Genelde kötü sallardın. Evet gençler. Merkantilizm. Merkantilizm. Bak bizim Antep'te yeni gelinler düğüne böyle gider. Niye biliyor musun? Altınlarımı saysınlar diye. Tabi. Veya Antep'te kız istemeye gidersin. Kız evi eli güne karşı altın kemer ister. Kısa bakarsın beli soba gibi. Yani ona, o bunun beline göre altın kemer almak için 5 bankadan kredi çekmen lazım. İşte biz bu anlayışa gençler merkantilizm diyoruz. Biz buna ne diyormuşuz? Merkantilizm. Bir Avrupa'da görülür bir de bizim Antep'te Adana'da görülür gençler. Evet. Ne kadar altının var o kadar iyi. Tamam. Merkantilizm. Evet bunlar hayatın gerçekleri. Şimdi devam edelim çocuklar. Şu isyanları çözelim beraber. Arkadaşlar. İkinci Mahmud'un devlet işlerinden uzaklaşarak zamanla zamanın çoğunu Edine'de geçirmesi. Evet. Arkadaşlar. Zamanın çoğunu Edine'de geçirmesi. Yeniçeriler İstanbul karşısında huzursuzluğa sebep oldu. Padişahın Edirne'yi başkent yapacağı söylentisinin yayılmasıyla birlikte bu huzursuzluk 1703 yılında büyük bir siyaha dönüştü. Evet. Arkadaşlar bu isyan nedir? Cevap arkadaşlar çok gizemli bir olay bakın Edirne deyince Edirne olayıdır. Ahmet hocam Bursa olayı neydi? Ezanın Türkçe okunmasına tepki olayı. Arkadaşlar Çınar olayı ve Vakvakiye aynı şeyler arkadaşlar. Kurel olayı Abdülmecid'in tahttan indirilmesi girişimidir. Evet. Abdülmecid'in tahttan indirilmesi girişimidir değerli arkadaşlar. Evet. Bir kez daha söylüyorum. Sorumuzun cevabı Edirne olayı değerli arkadaşlar. Çınar olayı vakayı vakvaki geçen yılın kahvesi sorusu değil mi? Devlet adamların asılması olayı 4. Mehmet zamanında. Burs olayı Türkiye Cumhuriyeti'nde ezanın Türkçe okunması olayıdır arkadaşlar. Kurel olayı Abdülmecid'in tahttan indirilmesi girişimidir. Oldu mu? Evet. Şimdi siyah örtü orası değil. Siyah örtü Bursa'nın kaybedilmesi Züleyha. Ablamın adı. Gençler istek geldi. Şuradan bir özet geçiyorum. Ne kadar altının var, madenin var o kadar iyisin. Merkantilizm. Hep bana para gelsin. Aman benden para gitmesin. Zengin mantığı fiskalizm. Hazine gelirlerini artırıp giderlerini azaltmak. Geliri artırıp gider azaltmak fiskalizm. Piyasada halka yetecek kadar mal bulundurmak. Bizde Allah şükür mal çok gençler iaşicilik. Yani piyasada kullanılan mal olursa fiyatlar zamlanmaz. Tamam Kara borsa engelenir iaşicilik. Allah bugünümüzü elimizden almasın. Rabbimize hamdolsun. Gelenekçilik. Tamam Bunlar önemli ekonomik anlayışlar arkadaşlar. Demin soru geldiği için söyledim. Evet. Bursa'ya siyah örtü örtülmesi Kurtuluş Savaşı'nda Bursa'nın düşmesiyle ilgili. Bursa olayıyla ilgili değil. Bursa olayı ne? Ezanın Türkçe okunmasına tepki olayıdır. Mustafa Kemal'in bununla ilgili sözü bu bir din meselesi değil, din meselesidir. Tamam. Evet gençler. Şimdi hop sayı da soruyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Zaten yayını kaydedeceğim arkadaşlar. Bir daha dinleyebilirsiniz. Hem Asya'da hem Avrupa'da görülenler. Hun, Hazar, Oğuz, Peçelek, Sibir, Avar. Hopsa da buydu. Tamam. Hadi devam edelim Züleyha. Züleyha olur kafalar karışır. Biz senin bu saatte uyandığına bile şükür ediyoruz Züleyha. Değil mi? Evet. Yorumları kapattım çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. 21 Temmuz 1905 cuma günü Sultan Abdülhamit'e karşı bombalı suikastın azında kimdir arkadaşlar? Ermenilerdir. Buradan neyi bilin? Hınçak ve Taşnak cemiyetleri. Hınçak Sütyun, Taşnak Sütyun. Cevap dana. Kolay bir soru olduğunu düşünüyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Evet, bu sorunun benzerinden ÖSYM e sormuştu. Bize sorduk. Yukarıdaki her üç gelişme hangi padişah döneminde meydana gelmiştir? Padişahlığı döneminde Avrupa'da gelişmeleri bizzat görmek amacıyla bir Avrupa seyahati de yaptı. Beylerbeyi Çıralı'nın inşa etti. Eğitim alanında anlı şanlı UEFA Kupası sahibi, Süper Kupa sahibi Galatasaray'ın lisesini açtı gençler Mektebi Sultani. Tüm bunları yapan Osmanlı padişahımız hangisidir? Evet. Tüm bunları yapan Osmanlı padişahımız hangisidir arkadaşlar? Buyurun. Evet. Tüm bunları yapan Osmanlı padişahımız hangisidir? Evet. C diyenleri tebrik ediyorum gençler. Buradan size hatırlatmam gereken bir şeyler var. Hatırlatmam gereken bir şeyler var. Evet. Abdülaziz dönemi deyince arkadaşlar benim beklediğim sorulardan birisi şu. Sorunu cevap Abdülaziz. ÖSYM daha önce bize şöyle sordu. Beylerbeyi Çırağan Sarayları donanmanın üçüncü büyük filo haline gelmesi Abdülaziz dönemidir. Bu dönemde ne gelebilir? Yavuz Sultan Selim'den sonra ilk kez Mısır'a giden padişah Yavuz'dur. Şey pardon. Yavuz'dan sonra ilk kez Mısır'a giden padişah Abdülaziz'dir. Arkadaşlar Yavuz bir daha gitmedi herhalde. Yavuz Mısır'ı fethetti ya. Mercizabık Lidaniye Savaşları. 300 sene sonra Mısır'a ilk giden Abdülaziz'dir. Bu bir. Bu yurt dışı gezisi değil. Mısır bize ait. Yurt dışı gezisine çıkan ilk padişah da yine Abdülaziz'dir. Rusya hariç arkadaşlar. Belçika, Fransa her tarafı dolanmış. Niye gitmiş? Dış borç almak için. O yüzden dış borçlanmanın en çok olduğu padişah da Abdülaziz'dir. Mısır'a giden Abdülaziz Yavuz'dan sonra. Yurt dışına giden Abdülaziz. Borç para bulmak için gidiyor. Rusya hariç. En çok borçlanan padişah Sultan Abdülaziz'dir. Unutmayın. O yüzden Abdülaziz ne diyor biliyor musunuz? Ramazan kararnamesi. Tabii. Ben diyor galiba borçlarımı ödeyemeyeceğim diyor. Bu sefer Avrupalılar 2. Abdülhamit zamanında Muharrem kararnamesi. Osman galiba sen borçları ödeyemeyeceksin diyorlar. Gerizekalı ikimiz aynı şeyi söylüyorum diyorum. Neyi kuruyorum? Duyunu umumiye. Tamam? Evet. O yüzden Abdülaziz döneminde Beylerbeyi Çıran Sarayı, Mısır ziyareti, yurt dışı gezisi, en çok borçlanan Ramazan Kararnamesi unutmayın. Bir de arkadaşlar Darülfünun'un tamamen eğitimi öğretime başlaması, Darülfünun'un meclisin hazırlanmaya başlaması oldu mu? Batı tarzı nizamiye mahkemeleri arkadaşlar. Yani bunlara bir çalışın Abdülaziz. Evet. Ramazan Kararnamesi unutmayın. Evet, evet. Yorumları kapatalım, devam edelim gençler. Evet. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne Balkanlardan, Kafkaslardan, Kırım'dan kitlesel göçler olmuştur. Bu göçler sonrasında bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunları çözmek için 1860-61 yıllarında kurulan komisyon hangisidir? Gençler, şirketi haliye Osmanlı'da kurulan ilk vapur şirketidir. Cebine koy. Sanayi İslah Komisyonu, MEP kitabında bunun özel bilgisi var. Sanayi İslah Komisyonu. Sanayi İnkılabı'na karşı Osmanlı Devleti'nde bir önlem kurumudur. Buna göre esnafı birleştirip büyük şirketler kurmasını ister ve onlara kredi verir. Sanayi İslah Komisyonu. Hani Allah seni ıslah etsin deriz ya. Bu da sanayi ıslah olsun. Bakın bir daha söylüyorum. Sanayi ıslah komisyonu sanayi kiramına karşıdır. Esnafın birleşmesini, şirketleşmesini, bu doğrultuda kredi verilmesini amaçlar. Duyun Ummiye Muharrem kararnamesiyle ile kurulmuştur. Dış borçlar idaresi. Sergi Umuyma Osmani arkadaşlar. Yine bu da ticaretle ilgili yavrum. Muhacirin zaten belli değil mi? Muhacirin komisyonu arkadaşlar. Evet. Şimdi size bir şey öğreteyim. Size bir şey öğreteyim. Bu e, bir Dünya Savaşı döneminde de var biliyorsunuz tehcir kanunu. Bize gelenler için muhacir komisyonu, biz gönderirsek sevk ve iskan komisyonu. Tamam. Bize gelenler için muhacir komisyonu, biz gönderiyorsak sevk ve iskan komisyonu. Mesela tehcir kanunu çıkarttın ya, sevk ve iskan komisyonu. Ama Balkan Savaşı'ndan bize gelenler oldu, muhacirin komisyonu. Okey. Evet, devam. Mustafa Kemal hangisinde işgalci devletlerin ordana karşı başarılı savaşlar yapmamıştır? Gençler Mustafa Kemal'in sömürgeyle ilk mücadelesi Trablusgarp'tır. Doğru mu? Evet. Dünyada tanınması Çanakkale'dir. Kurtuluş sava şey, Dünya Savaşı, Dünya Savaşı'nda ilk savaş cephe Çanakkale, arkasından Kafkas cephesi. İşte Çanakkale'de gümüş liyakat madalyası aldı. Kafkas cephesinde altın kılıç madalyası aldı. Değil mi? Son cephe Suriye Filistin cephesidir. Burada Katma Savaşı'nda düşmanı durdurdu. Yıldırım orduları grup komutanlığına getirdi bu cepheden sonra. Zaten aradılar Mustafa'cığım kendini yorma gel biz Mondros'u yaptık dediler. Mustafa Kemal buradan İstanbul'a gitti. Orada itilaf donanmasını gördü. İtilaf donanmasını görünce ağzından tarihi sözler döküldü. Neydi o sözler? A. Öldürdün nabzını yoklama. B. Geldikleri gibi giderler. Evet o yüzden son kapanan cephe Suriye Filistin cephesi oldu gençler. Mustafa Kemal Kanal cephesine görev almadı. Orada Cemal Paşa görev aldı. Cevap E şıkkı. E diyenler inşallah Eskişehir'e. E diyenler Eskişehir'e. E demeyenler Erzurum'a. Oldu mu? Soruyu boş bırakanlar evde kalsın diyeceğim. Günah olacak. Evet. Devam çocuklar. Şimdi bu soru size detay gelmiş olabilir ama bunlar İslam ansiklopedisi ve milli eğitim kitaplarına geçen bilgiler arkadaşlar. Evet yorumları açtım şu an. Yunanların İzmir'e asker çıkaracakları duyulması üzerine yurtsever İzmirli gençler 14-15 Mayıs 14-15 Mayıs 1919 gecesi Bahri Baba Parkı'nda parkında binlerce kişinin katıldığı bir miting düzenlediler. Ve İzmir'in savunulmasına karar verdiler. Yukarıda bahseden miting hangisidir arkadaşlar? Evet. Evet, evet. Evet gençler hemen söylüyorum İzmir'in işgali için yapılan ilk mitik Maşahtık mitingidir. Oldu mu? Dediğim gibi MEP kitabında da geçer bu. Siz daha çok neyi bilin? İstanbul'da Fatih mitingi, Sultanahmet mitingi, Kadıköy mitingi. Burada halde edip adı varın Mehmet Emin Yurda kullanılmalarını da bilin. Bu da küçük bir miting. Evet. Detay bir soru. Tamam. Hadi bakayım. Güzel bir paragraf. 15 çözelim. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından İstanbul'a çağrılan, İstanbul'a bir şey yapılamayacağını, kumandanların orduların başına gönderilmesi gerektiğini ilgileri anlatan Tekirdağ tayini çıkan ama Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanlığına kendisini naklettiren ünlü komutan hangisidir arkadaşlar? Hamza hocam sana da günaydın. Evet Bakın burada detay bilgine Kazım Karabekir önce Trakya'ya gönderiliyor görev olarak kendisi Erzurum'da 15. kol ordu istiyor. Kazım Karabekir. Evet Ermenilere kol gibi giren ordu Doğu cephesinde 15. kol ordu. Cevap ne? Camış. Şimdi size bir soru soracağım. Evet size bir soru soracağım. Bu soruyu çözenler beni gerçekten dinleyenlerdir. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim soru geliyor gençler. Evet Kazım Karabekir sorumuzun cevabıydı değil mi? Oradan önce neyi detaylı olarak öğrendik? Kazım Karabekir Trakya kumandanlığına atanıyor ama gitmiyor. Doğuya gidiyor. Osman'dan kalan son düzenli ordu 15. kolordu. Evet şimdi gençler soru geliyor hazır mıyız? Evet soru geliyor. Bu soruyu cevaplayanlar beni gerçekten dinleyenlerdir. Mustafa Kemal'imizi İstanbul'dan Samsun'a götüren bandırma vapuruydu değil mi? Mayıs ayında. Mustafa Kemal'den önce Nisan ayında Kazım Karabekir'de Kazım Karabekir'de İstanbul'dan Karadeniz'e oradan Erzurum'a geçti. Kazım Karadeniz Kazım Karabekir'i e, Kazım Karadeniz'de bir adam yok. Kazım Karabekir'i e, İstanbul'dan Karadeniz'e taşıyan geminin adı. Tamam? Hadi bakalım. Vallahi duygulanıyorum şimdi. Yeminle de du du duygulanıyorum. Evet. Evet, evet. Yorumları okuyorum gençler. Gül Cemal diyenlerin Rabbim yüzlerini hep güldürsün inşallah. Tamam. Sorumuzun cevabı Gül Cemal arkadaşlar. Evet. Gül Cemal. Bilmeyenler de öğrenmiş olsun. Haydi bakalım. Aç çok kazanalım çocuklar. Daha spora gideceğiz. Kahvaltı yapacağız. Değil mi? Bine doğru yaklaştık ha bu arada. Uyumayan geliyor vallahi. Büyük Millet Meclisi'ne karşı İstanbul hükümeti ayaklanmalarından hangilerini çıkarmıştır? Kuvay İnzibatiye Ahmet Anzavur Çerkez Etem. Gençler, Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılan, Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkartılan isyanları sormuyorum. Hükümetin çıkarttığını soruyorum. Saf saf çözmeyelim. Eğer hükümet demeseydim cevap 1-2-3 olurdu. Hükümetin çıkarttığı Kuvay İnzibatiye Ahmet Anzavur ayaklanmalarıdır arkadaşlar. Çerkez Etem, Çerkez Etem hükümet tarafından çıkarılmadı. Kim tarafından çıkarıldı değerli arkadaşlar? Kendisi düzenli orduya katılmak istemediğini çıkartıldı. Evet. Şimdi bu soruyu yanlış yapanların mutlaka vardır. Hemen bir ekran resmi alsınlar. Caiz. Ekran resmi alsınlar. Caiz. Sana harika bir not. Kim nerede çıkarttı? İsyanları bastıran, isyanları bastıran ordulara kadar yazmışım gençler. Kitabımızdan bir tablo. Ekran resmi almak caiz. Tamam mı? Evet. Aldın mı? Hadi elim ayağım titriyor çabuk. Sonracığıma gençler benim bir de soru beklediğim konulardan birisi istiklal mahkemeleri. Evet İstiklal mahkemede bir ekran resmi alın. Aldık mı? Evet. Yorumları kapatayım. Herkes bir alsın. Çok güzel bir istikrar mahkeme notu. Şurayı da alamayanlar bir daha alsın. Bakın hangi askeri bilimlerin bile bastığı yazıyor. Ben bunu yedikim TGS'ne ye sormuştum arkadaşlar. Tamam. Devam. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 Bursa. Hızlanalım. Kurtuluş Savaşı döneminde Avrupa kamuoyunda Türkler barış istemiyorlar savaşı uzatıyor şeklindeki propaganda hangi konferansa etkisiz hale getirilmiştir? Gençler geçen hafta AYT'ye giren oldu mu? TYT AYT sınavına girdiniz mi? Yorumları açtım bu arada. Ders notumu 7 iklimden alabilirsiniz gençler. Trend yolda bile var. Evet. Geçen hafta TYT sınavına giren oldu mu? Melike çok iyisin. Bu sorun aynısı çıktı arkadaşlar. Evet. Aynı soru TYT sınavında çıktı geçen hafta. Biz bu kitabı bir haftada basmadık zaten biliyorsunuz. <laughs> Ekim'de çıkmıştı. Aynısı sormuşlar. Cevap arkadaşlar Londra konferansı. Tamam. Biz niye katıldık? tanıtmak, duyurmak, göstermek. Tevmeyi tanıtmak, misakimini duyurmak, barış yanlısı olduğumuzu göstermek için. Evet cevap Londra'ydı arkadaşlar. Şimdi devam. Hadi hızlanalım. Biraz akademik sorular geliyor. Yorumları kapatıyorum. Evet yorumları kapatıyorum arkadaşlar. Şunlara bakalım. 13 Eylül 1921 günü Sakarya Nehri'nin doğusunda düşman ordusundan eser kalmadı. Bu suretle 23 Ağustos gününden 13 Eylül gününe kadar bu günlere dahil olmak üzere 22 gün 22 gece aralıksız devam eden büyük kanlı savaş diye Mustafa Kemal'in tanımadığı savaş hangisidir gençler? Yani bu soruyu yanlış yapmak için biraz çabalamanız lazım. Zaten burada dana gibi Sakarya yazmışız değil mi? O yüzden Atatürk'ün sözünü hatırlatmak için yazdık bu soruyu. Sakarya Meydan Savaşı arkadaşlar. Evet. Milli mücadele yıllarında gemilerle İstanbul ve Rusya'dan İnebolu'ya gelen cephanenin kanılarla Ankara'ya ulaştırıldığı yol olarak bilinen Mustafa Kemal tarafından gözüm Sakarya'da Dumlupınar'da kulağım İnebolu'da sözleriyle önemi anlatılan yol hangisidir? Arkadaşlar İstiklal yoludur. İstiklal yolunu bilmeyenler kodlasın Çakı, Çankırı, Ankara, Kastamonu, Ilgaz ya da İnebolu. Evet İstiklal yolunu bilmeyenler kodlasın Çakı, Çankırı, Ankara, Kastamonu, Ilgaz, İnebolu. Okey. Evet. İstiklal yolunu Ceyhan olarak yapacaktınız değerli arkadaşlar. Buyurun. 3 Mart 1924 tarihinde Şerif Kahve Karaköy'ün yerine Başkanlığı kuruldu. Diyanet ilk başkanı hangisidir? Evet şıklarda Nihat Hatipoğlu'nu aradın bulamadın saf kardeşim değil mi? Bulamadın. Rıfat Börekçi, Kazım Özalp, Şükrü Kaya, Yusuf Kemal, Tengişek, Celal Bayar. Arkadaşlar hatırlarsanız daha önce Mustafa Kemal'e destek vermişti. Kimdi cevap? Rıfat Börekçi'ydi arkadaşlar Adana. Oldu mu? Yusuf Kemal Tengişek Dışişleri Bakanı'dır. Celal Bayar İş Bankası'nın genel müdürüdür. Galip Hoca'dır değil mi? Cevap Adana. Evet bu soru çok güzel bir soru arkadaşlar paragrafı çok güzel. Bir milletin kültür ve milli eğitim siyasetinde milletin fikri duygu bakımından birliğini sağlamak için öğretim birliği en doğru, en ilimsel, en çağdaş, her yerde yararlı görülmüş bir ilkedir. Öğretim birliği. Bir millet fertleri ancak bir eğitim görebilir. İki türlü eğitim bir memlekette iki türlü insan yetiştirir. Harika bir paragraf. Saruhan Milletvekili Vasıf Çınar'ın bu açıklamaları hangi kanunun ile ilgilidir? Millet mekteplerinin açılması, harf devrimi, tevhid etisat kanunu, medeni kanun. Hadi yorumları açtım. Canım sıkıldı bakayım ne yazıyorsunuz? Gençler. Evet. Buyurun. Evet ya gençler sorunun vurgusu nerede biliyor musunuz? Bak milli fikir ve duygu bakımından birliği sağlamak, öğretim birliği değil mi? Cevap ne? Tevhidi, tetkisat kanunu. Şimdi kalemlerinizi açın, size bir not aldıracağım. Not aldıracağım ya da ben söyleyeyim, yazarsınız. Evet, bir saniye. Size önemli milli eğitim bakanlarını söylüyorum. Tamam, hadi bakalım. Vasıf Çınar da Milli Eğitim Bakanı'ydı arkadaşlar. Bende kal. Önemli Milli Bakanları. Bir. İlk, dönemin ilk Milli Eğitim Bakanı kimdir? Rıza Nur'dur. Cebine koydun mu? Rıza Nur. Heh. İkincisi. Tevhid-i Tevtisat'ta Vasıf Çınar olacak. Tevhid-i Tevtisat'ta Vasıf Çınar olacak. Harf İnkılabı'nda Mustafa Necati olacak. Mustafa Necati. Dördüncüsü daha elde edilmemiş bir soru. Üniversite reformu, halk evleri. Üniversite reformu, halk evleri arkadaşlar reşit galip olacak. Aşk ile şevk ile buyurun. Önemli Milli Eğitim Bakanlarımız. Evet. Önemli Milli Eğitim Bakanlarımız. Bunun aslında böyle reyaz videosunu çekesim var da uğraşmıyorum şimdi. İlk milli, meclisin ilk Milli Eğitim Bakanı kim? Rıza Nur. Tevhid-i tetisat sürecinde Vasıf Çınar. Oldu mu? Harf Mustafa Necati. Balıkesir'de okuyanlar bilir Necati Bey Eğitim Fakültesi ismi oradan geliyor Mustafa Necati. Bir kez daha üniversite reformunda halk evlerinin kurulmasında da arkadaşlar Reşit Galip oldu mu? Evet köy enstitülerinde de Hasan Ali Yücel. Evet valla baya bir tekrarladım son kez tekrarlıyorum. Evet aynen andımızı yazan kişi arkadaşlar bir kez daha bir daha tekrarlamayacağım. Milliyetin Bakanı Tevmen'in ilk Rıza Nur. Tevhid Etisat sürecinde Vasıf Çınar. Oldu mu? Harfin kilabında arkadaşlar Mustafa Necati. Necati Bey eğitim fakültesinden bilin. Üniversite reformunda, üniversite reformunda Darül, şeyde, halk evlerinin kurulmasında andımızı yazan Reşit Galip. Köy üstleri deyince Atatürk'ten sonra bu Hasan Ali Yücel. Tamam. Evet. Balık esiri hem eğitim fakültesi güzeldir hem höşberim tatlısı güzeldir çocuklar. Devam edelim. Evet yorumları kapattım biraz hızlanalım. Aşağıdaki partilerin hangisi kısa zamanda ülke genelinde teşkilatlanması için Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin bütün şubeleri partinin il ve ilçe başkanlıklarına dönüştürülmüştür. Arkadaşlar aslında soru şu. Cumhuriyet Halk Fırkası Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin devamı niteliğindedir. Anladınız mı? O yüzden cevap ne olacak? Deniz olacak değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Fırkası Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin devamı niteliğindedir. Zaten o yüzden Cumhuriyet Halk Fırkası kuruluşunu Sivas Kongresi'ne dayandırır. Cevap Deniz'dir. Evet yorum sorusu gençler. Yorum sorusu. Mustafa Kemal'in verdiği cevap. Meclisin açılma sürecinde Ankara'ya gelen Yunus Nadi Bey orduda para, silah, cephane olmadığını görünce Mustafa Kemal'e önce ordu kurmasını, meclisi toplamakla zaman kaybetmemesini, meclisin sonra toplanabileceğini tavsiye eder. Bunun üzerine Mustafa Kemal önce meclis sonra ordu ben kerameti meclisten beklerim der. Mustafa Kemal'in verdiği cevap düşünde aşağı yorumların hangisi yapılabilir? Evet gençler hadi buyurun. Buyurun yavru kurtlarım. Yorumları açtım. Yaşıyoruz mu lan? He. Evet gençler paragraf orijinal bir paragraf değil mi? Burada meclisin üstünlüğünü vurguluyorsa Mustafa Kemal milli iradeyi çok ciddi alıyor demektir. Doğru mu? O yüzden cevap B'dir arkadaşlar. Bu soruyu yanlış yapan öğrencinin yorum yeteneği yoktur. Milli irade ne demek? Bilmiyordur arkadaşlar. Oldu mu? Devamlı matematik çalışmıştır. tarih ciddiye almamış demektir yani. Bu soruyu yanlış yapan öğrencim. Evet daha da hakaret etmek istemiyorum. <laughs> Cevap B seçeneği. Evet. Selma öğretmenim. Do De evet çeldirici. Ama hani burada ben meclisten bekliyorum diyor ya. Vurgu orası arkadaşlar. Hadi bakalım. ilkelerden cumhuriyetçilik olarak da sorulabilirdi. Evet. Siz de maşallah ha. Ekim ayında tarih bilmiyorsunuz. Haziran ayında herkes İlber Ortaylı modunu açıyor vallahi. Değil mi? Hadi buyurun gençler. Türk dış politikasına yer alan aşağıdaki sorunların hangisi kronolojik olarak diğerlerinden daha önce çözülmüştür? Hatay, Kıbrıs, Boğazlar, Nüfus Mübadelesi, Musul. Evet gençler 20 çözüyoruz değil mi? Mimar annem üzülme yanlış yaptın diye çocuğun başı gözü sadakası olsun. Evet yanlış yapmaklığını burada kullan. Değerli arkadaşlar. Hatay sorunu 39'da. Kıbrıs sorunu halen devam ediyor. Boğazlar Montre 36. Musul sorunu 26. Ankara anlaşması. Mübadele 30'da çözülüyor. 26 30 26 öncedir 30'dan 26 öncedir 30'dan 30 36 39 halen devam ediyor doğru mu o yüzden cevap ne olacak arkadaşlar e seçeneği matematiği olanlar yapar bu soruyu değil mi 26 küçüktür diğerlerinin tarihlerinden evet 26 Ankara Anlaşması Misak-ı Minya aykırı çözülüyor hatırlarsanız değil mi? Çok ızdırap çektik, çok kan akıttık. Biz de diğer milletler gibi hürriyet, bağımsızlık istiyoruz. İsmet İnönü'nün Lozan Barış Görüşmesi söylediği bu sözü hangisiyle ilgilidir arkadaşlar? Mutlaka burada laikliği görünce kendini tutamayan bir kitle var arkadaşlar. Bunun laiklikte hiç bilgisi yok. Yönetime katılmakla bilgisi yok. Cevap ne olur burada? Milliyetçilik olur. Oldu mu? Hürriyet, bağımsızlık deyince cevap neymiş arkadaşlar? Milliyetçilik. Evet. Bursa. Hadi hızlanalım. Ezan'ın Türkçe okunması Bursa olayıydı. Züleyha hatırla bunu. Züleyha yanlış yapmış herhalde. Züleyha uyumaya mı gitti acaba tekrar? 18 Temmuz 1932 tarihli genelgele başlayan ezanın Türkçe okunması uygulaması 16 Haziran 1950 döneminde arkadaşlar 1950 döneminde Hangi partinin iktidar dönemine son verilmiştir arkadaşlar? Loya kardeşim yönetime katılmak cumhuriyetçiliktir. İçte olur. Evet. Türkçe ezana son veren parti kimdir arkadaşlar? Demokrat Parti'dir. Unutmayın bunu. Cevap camış. Tamam. Hadi bunu çözelim. 38. endemin sınır olarak kabul ederek güney ve kuzey olmak üzere iki yerden uzak doğu ülkesi hangisidir arkadaşlar? Evet. 38. enlem sorusu bir gün çıkacak inşallah. 38. enlemin sınır olarak kabul edilmesi. Evet gençler doğru cevap Kore. Peki size buradan anlatacağım şeyler var. Buradan anlatacağım şeyler var. bende kal. Şimdi Kore Savaşı ile gereken şeyler var. Biz Kore'ye asker gönderiyoruz mu arkadaşlar? Gönderiyoruz. Doğru mu? Evet. Asker gönderiyoruz. Orada askerimiz bilgilensin diye. Askerimiz bilgilensin diye bir gazete çıkartıyoruz. Hatta şuradan ekran resmi almanı istiyorum. Kutup Yıldızı gazetesi. Bunlar detay bilgilerdir biraz. Hemen 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 size Kore Savaşı ile ilgili Bir ekran resmi alın caizdir çocuklar. Evet. 38. annemi gördük mü? Türkiye Cumhuriyeti Güney Kore'ye destek verecek. Tahsin Yazıcı gidecek. Kunur Muharebesi'ne başarı kazanacağız. Asker bilgilensin diye Kutup Yıldız gazetesi çıkartacak. Başarılı Yunanistan'la beraber nereye girdik? NATO'ya girdik. NATO'daki temsilcimiz kim? Fatih Rüştü Zorlu. Kore Savaşı hangi anlaşmayla bitti? Panmunjom. Tamam. Ekran resmini al, keyfine bak. Yorumları kapattım tamam. Hadi buyurun bakalım. Aldın mı Kore Savaşı ile ilgili? Aldıysak devam edelim çocuklar. Bitireceğiz. Arkadaşlar Yahudilerle ilgili ortaya atılan neymiş? Rahmetli Necmettin Erbakan çok söylerdi. Siyonizm. Değil mi? Makabi Yahudit e, cemiyetidir. İntifada. Filistin Kurtuluş Hareketi'nin adıdır. Filistin Kurtuluş Hareketi intifada. Bağız Partisi 1940'lardan sonra kurulan İslamcı Sosyalist Partidir arkadaşlar. Evet cevap Adana'dır. Yayını kaydediyorum. Yarın sabah yine görüşeceğiz arkadaşlar. Mecburuz birbirimizi görmeye. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bazı denemeler zor olabilir. Bazıları kolay olabilir. Benim derdim soru üzerinden ek bilgiler vermek. Az buçuk anlamışsınızdır. Yayını kaydediyorum. Beğenmek zekatınız olsun. Allah'a emanet olun. Kahvaltıyı hak ettiniz. Hakkını verin tamam. Görüşürüz.